Meseleyi biraz daha açalım diyor hoca efendi. Çok açmaya ihtiyacımız var meseleyi. Dedim ya çok takılıyoruz bu meselelerde. Biraz daha açarak şöyle diyelim. Biz namazımızı, zekatımızı, orucumuzu, haccımızı ve daha başka salih amellerimizi Allah'a karşı kulluk mükellefiyetini yerine getirmek için yapıyoruz. Fakat bir taraftan da yaptığımız ibadete karşılığında Allah'tan dünya hayatımızın mamur olmasını Cennet köşesi gibi sımsıcak bir yuvamızın olmasını, etrafımızda koşan cıvıl cıvıl evlatçılarımızın olmasını, rızkımızın bol olmasını mesela, işlerimizin tıkırında gitmesini, hak tabiriyle işlerimizin tıkırında gitmesini cenab diyelim ki istiyoruz. İşte ubudiyetin neticesi olarak bu tür beklentilere girmek doğru değil. Ubudiyetin neticesi. Beklentilere giriyoruz. Kulluk yapıyoruz ya. Yani. İşlerimiz tıkırında gidecek. Böyle bir beklenti oluyor insanlarda. Hiç imtihan olmayacağız. Biz kulluk yapıyoruz ya. Doğru değil. Hatta bırakalım dünyevi nimetlere kavuşmak için ibadet yapmayı. Yapılan ibadetlerin cennet nimetlerinin karşılığı olduğunu düşünmek ve kullukla bu nimetlerin bu nimetleri hak edeceğimizi düşünmek, bunun beklentisi içerisine girmek kulluk şuuruyla bütün bütün Muhaliftir. Çünkü ömrümüzü düşünün yarısı uykuda geçiyor, diğer yarısı çolukluk çoluk çocukla geçiyor, çocuklukta geçiyor, kalanı da dünya işleriyle geçiyor çoğunlukla. Kısacık da bir ömrümüz var üstelik. Şimdi böyle bir ömürle insan ebedi cenneti nasıl hak etsin? Mümkün mü? Cennet nimetleri yapılan amellerin karşılığı olabilir mi hiç? Hiç kimse nail olacağı cennet nimetlerini kendi amelleriyle elde edeceği bir hak olarak göremez. Cibri ile Emin Allah Resulü Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'in yanına gelerek bir şey anlatıyor efendimize. Bu beni çok etkiliyor. Bazı böyle efendimizin hadis-i şerifleri hikaye suretinde anlatılıyor. Yani bir yaşanmış bir hadiseyi anlatıyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Cebrail aleyhisselam da Efendimiz'e bakın Cebrail aleyhisselam bu bildiriyor bunu Peygamber Efendimiz'e. 500 sene ömrü olmuş, dağ başında 500 yıl ibadet etmiş bir adamın hikayesini anlatıyor Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e. Bir kul mahşer günü tekrar diriltilerek Allah'ın huzuruna çıkartılıyor. İşte bu kul o kul. Nasıl? İşte 500 sene bir dağda uzlet halinde Allah'a ibadet etmiş. Allah onun için kulumu rahmetimle cennete koyunuz diye buyuruyor. Fakat o ameliyle cennete gitmek istediğini söylüyor. Bakın Allah diyor ki kulumu rahmetimle cennete koyunuz. Nasıl görüyor musunuz Cebrail aleyhisselam vahiy nasıl evveli ahiri birbirine bağlıyor. O kul geçmiş ısırlarda yaşayan bir kul onun hikayesi anlatılıyor ama o kulun cennetteki Ahiret hayatındaki hali anlatılıyor bize. Ne muhteşem bir anlatı görüyor musunuz? Evvelle ahiri birbirine bağlayan bir anlatı. Vahiy bu. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve geliyor Cebrail aleyhisselam ve o, o kulun hikayesini anlatıyor. Kul Allah'ın huzuruna gidiyor ve Allah buyuruyor ki kulumu rahmetimle cennete koyunuz. Ama o 500 sene ibadet etmiş ya ne diyor? ben amelimle cennete girmek istiyorum diyor. Cenab-ı Hak tekrar kulumu rahmetimle cennete koyunuz diye buyuruyor. Fakat o yine ameliyle cennete girmek istediğini söylüyor. Aynı sözler üçüncü defa tekrarlanınca Allah meleklerine şöyle buyuruyor. Kulumun yaptığı ibadetle benim verdiğim nimetleri karşılaştırınız. Emir bu kulumun yaptığı ibadetlerle benim verdiğim nimetleri karşılaştırınız diyor meleklere. Bakarlar ki sadece bir göz nimeti 500 senelik ibadetten daha ağır geliyor. Bakın hani bir insanın böyle iki gözü değil bir gözü. O körlere sorun bakalım bir gözleri olsa onlar için ne ifade ederdi diye. İki gözü olmayanlara bir sorun bakalım. Ne oluyor? Bir göz tartılıyor 500 senelik amelle ve bir göz nimeti 500 senelik amelden daha ağır geliyor. Ve diğer nimetlerin şükrü ise daha ortada yani hiçbiri eda edilmemiş olarak duruyor. Adamın 500 senelik ameli bir, bir tek göz nimetiyle tartılıyor ve bir göz nimeti ağır geliyor. Bunun üzerine Allah onu cehenneme koyun diye buyuruyor cehenneme doğru sürüklenmeye başlayınca adam Allah'ım beni rahmetinle cennete koy diyor. Yalvarıyor. Allah'ın emriyle melekler adamı tekrar Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getiriyorlar ve şöyle bir konuşma cereyan ediyor. Henüz yok iken seni kim yarattı? Sen yarattın ya Rabbim. Bu yaratmada senin dahlin var mı yoksa tamamen benim rahmetimin bir eseri mi? Elbette senin rahmetinin eseri. Sana 500 sene ibadet etmek için güç veren kimdir? Sensin Rabbim. Cenab-ı Hak ona daha başka nimetlerini de hatırlatıyor ve onları ihsan edenin kim olduğunu soruyor. Kul da her seferinde sensin Rabbim, sensin Rabbim, sensin Rabbim diye cevap veriyor. Sonunda Allah şöyle buyuruyor: Nasıl ki bütün bunlar benim rahmetimin eseri ise seni de rahmetimle cennete koyacağım. Sonra da melekler onu cennete koymacı. Meleklere Cenab-ı Hak onu cennete koymalarını emrediyor. Kıssayı bitiriyor Cebrail Aleyhisselam ve şöyle buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam bu kıssayı efendimize anlatınca şöyle buyuruyor. Ey Muhammed her şey Allah'ın rahmetindedir. Bu hakimin Müstedrek'inden alınmış olan bir hadis-i şerif. Ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem diye buyuruyor Cebrail Aleyhisselam her şey Allah'ın rahmetindendir. İşte bu da bugünkü anahtar cümlelerimizden biri. Her şey Allah'ın rahmetindendir. Bizi yaratmayabilirdi Rabbimiz. Yokluktan, Adem'den vücuda çıktık. Bizi Rabbimiz hayatla serfiraz kıldı. Şuurla serfiraz kıldı. Ruhla serfiraz kıldı. İmanla, İslamla serfiraz kıldı. Hepsi onun rahmetinden. Küllün min indillah bizim anahtar cümlemizdi ya. Küllün min indillah hepsi ondan. Bunu destekleyen diğer bir hadis-i şerif daha okuyacağız şimdi. Efendimizin efendimizin izinde duanın adabını öğrenmeye çalışıyoruz ya ondan öğreniyoruz duanın adabını. Başka bir hadis-i şerifte efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sahabe-i merakla soruyor. Sen de mi Efendimiz Allah'ın rahmeti ve fazlıyla sarıp sarmalamazsa bizi Rabbimiz ben de giremem diye buyuruyor. Esasında Hazreti Üstad'ın ifade ettiği hakikat de budur, bu tür hadiselere dayanır. Şimdi Hoca Efendi neyi anlattı bize bakın. Biz Üstad'dan bir şey okuyormuşuz gibi görünüyor ama Üstad'dan okuduğumuz şey neye dayanıyor? Efendimizin, Efendimizin izinde, Üstadın kurduğu cümlelere dayanıyor. Bakın ne diyor hocamız? Üstadın ifade ettiği hakikat bu tür hadislere dayanır. Efendimizin sözlerine dayanıyor. İşte Efendimiz buyurmuyor mu? Ben de diyor, ben de. Eğer fazlıyla Allah muamele etmezse bize ben de cennete giremem amelimle. Buradan hareketle diyebiliriz ki Allah için yapılan ibadet ve taatlerin hedefi ne dünyevi ne, ne, de uhrevi mutluluk var, olmalıdır. Ne evrad ne evladu iyal ne mal melal. Bunlar kulluk bunlar için kulluk yapılmaz. Bunlar için kulluk yapılmaz. İşte hacca gittik de hacca gittik Kabe'nin örtüsünün altına girdik. Kabe'nin duvarına, Kabe'nin örtüsüne yapıştık. Yapıştık. Ben hacca geldim, sen de bana bunları ver diyemezsiniz. Ne evlad-ı ne mal melal. Bunlar için kulluk yapılmaz. Hatta yapılan ibadetlerin sebebi cennet nimetlerine, ebedi saadete ulaşmak bile olmaz. Sanki biz kulluğumuzu yerine getirince dünyevi, uhrevi neticeler hasıl olacakmış bir bek gibi bir beklentiye de girilmez. Meseleye asla ve kata kazanılmış bir hak mülahazasıyla yaklaşamazsınız. Allah'a karşı bu bir saygısızlıktır diyor hocamız. Üstadın anlattığı da bu. Kazanılmış bir hak değil. Bu Allah'a karşı saygısızlıktır. Çünkü burada Allah'ın nimetlerini ve o nimetlerin arkasındaki rahmet elini görememe gibi bir körlük var. Var değil mi? Nimeti göremiyorsun. Onun arkasındaki rahmet elini göremiyorsun ve sanki Allah'la kazanılmış bir hakkın varmış gibi pazarlık yapıyorsun. Meseleyi riyazi mantık açısından meseleye yaklaşacak olursak, kısacık bir ömürde yapılan az bir ibadetle ebedi nimetleri elde edemeyeceğimiz çok aşikar olarak ortaya çıkar. Bu sebeple mümine yakışan tavır nedir? Kulluğunu geçmişte verilen nimetlere bir şükür olarak görmesidir. Dünyevi ve uhrevi kazanımları ise recah hissiyle Allah'ın rahmetinden beklemesidir. Bakın ne oldu? İbadeti için yapıyoruz? İbadeti Allah'ın üzerimizdeki nimetlerinin şükrü olarak yapıyoruz. Dünyevi ve uhrevi kazanımları da reca hissine yani ümit hissine bağlıyoruz. Allah'ın rahmetinden bekliyoruz. Allah'ın rahmetinden reca ümitle bekliyoruz. Onun fazlından, onun rahmetinden bekliyoruz. Ve değerli dostlar şöyle bir etrafımıza baktığımızda diyor hocamız enfusi ve afaki tefekkürde bulunduğumuzda Allah'ın bize lütfettiği nimetlerin haddü hesabı olmadığını görüyoruz. Nasıl eteklerimizi nimet cevherleriyle doldurduğunu görüyoruz. Mümkün mü buna mukabil olsun? Buna mukabil olabilsin bizim şükürlerimiz, kulluklarımız. Nitekim Allah İbrahim suresi 34. ayette Allah size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz diye buyuruyor Rabbimiz. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür diye ayetin fezlekesi bitiyor. İnsan çok zalim, çok nankördür. Allah'ın nimetlerini sayın bakalım bitirebilecek misiniz? Biz yokluktaydık, varlığa çıktık, vücuda geldik varlık alemine çıkarıp da öyle bir mazhariyet lütfetti ki Cenab-ı Hak bize. Ne büyük bir mazhariyet. Hayalinizde az derinleşirseniz Adem'in nasıl bir zulmet kuyusu, vücudun yani varlığınsa nasıl büyük bir nimet olduğunu görürsünüz. Sonra vücutta kalmamış hayat sahibi oldunuz, canlı oldunuz. Ne büyük bir nimet hayat nimeti herhangi bir hayvan olarak da kalmadınız, bir üst basamağa çıktınız. Akıl ve şuur sahibi bir insan oldunuz. Allah'ın ilmi muhiti ilahisinden bize lütfettiği akıl, irade ve bilgimizle kainata şekil veriyoruz. Eşyaya müdahale ediyoruz. Burada da kalmıyoruz üstelik iman ve ibadetle serfiraz kılınıyoruz. Maser olduğumuz iç içe nimetleri düşünecek olursak Allah'a karşı nasıl bir şükür borcumuz olduğu iyi anlaşılır. Hani biz hizmet hizmet diyoruz ya o da bir şükür borcu. O da Allah'a karşı bir şükür borcu. Sahip olduğumuz nimetlerin şükrü, zekatı, sadakası. İşte Allah'a karşı ibadet ederken bütün bunları derinden duymaya çalışmalıyız. Dönüp arkamıza baktığımızda Nerelerden geçelik içinde bulunduğumuz halite masar olduğumuzu tefekkür etmeliyiz. Ne gibi nimetlerle serfiraz bulunduğumuz hal, bulunduğumuzu göz önünde bulundurmalıyız. Tefekkür etmeliyiz. Ne gibi nimetlerle serfirazız biz. Bunları göz önünde bulundurmak zorundayız şuurla ubudiyet vazifemizi yerine getirmek zorundayız. Yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerin ancak bize verilmiş nimetlerin şükrü olabileceğini düşünmek zorundayız. Kaldı ki şükür vazifesini bile hakkıyla yerine getirmemiz mümkün değil. Fakat en azından en azından bu şuuru kazanmak bizim için önemli.